Merhabalandı YouTube. Genshin'in bir bölümünde daha devam ediyoruz. Ana görevleri yapıyorduk. Ana görevlerde devam. Ama tabii araya karakter görevleri falan da karışıyordu. O yüzden de bilemiyorum. Bu arada neden şu anda ışınlanıyorum? Eğer oraya ışınlanmış olsaydım görev direkt başlayacağı için kayda başlayamayacaktım falan filan da. O yüzden de böyle arada bir ışınlanmayla başladık bölüme ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi otomatik başladı. Falanlar filanlar. Geçen bölümlerde ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Çünkü karakter göreviyle o kadar birbirine giriyor ki hangisi ana görevde, hangisi karakter göreviyle emin olamıyorum açıkçası. Ama temel olarak kısacası Scaramouche'la savaşacağız. Olayımız budur yani. Nahida'yı kurtarmak için. Bu sırada Dottore falan geliyor işte. Onlara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan da filan da filan da falan da. Öyle şeyler. Akademiye mi? Ne akademi? Buradaki akademi. Wow. Katip. Bir şey mi oldu? Acelem var. Lütfen dışarıdan ziyaretçi getirmeyin bize. Ziyaretçi mi? Neden böyle bir kanıya vardın ki? Temas çıkarımın Haravatat Darşanı için bir utanç kaynağı. Ne dedin sen? Ben Haravatat'ın en iyi öğrencilerinden biriyim ve Darşanlar arası münazarada üçüncü oldum, benim küçümseme. Amacım bu değildi. Haravatatçı üstün olarak daha keskin bir eleştirel düşünceye sahip olduğunu varsaymıştım. Bak şimdi, mevcut bilginle buraya gelişim ve onların da burada oluşanın nedeni apaçık ortada olmalı. Öyle mi? Bir dakika, düşüneyim. Bilgeler seni arıyor, sarışın bir gezgin, ziyaretçi. Yani başından beri, bilgeler seni değil de bu gezgini mi arıyorlardı? Senin de akademiden bu kadar uzun zaman gitmenin sebebi... Evet, kendini en iyi Haravatat öğrencisi olarak kanıtladın. Doğru sonuca vardığına inanıyorum. Tahmin ettiğim gibi. Lütfen beni affet. Düzgün düşünememişim. Beni toparladığın için teşekkür ederim. Falandı filandı. Bunlar gururlular. Böyle şeyler söylersen kurtulurlarsın diyor kısaca. Hava var. Iris var. Güzel. Siz kimsiniz? Sizin adınızı öğrenebilir miyim acaba? Hı? 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 Yok. İzin vermediler. Bu ne be? Orada bir tane ev varmış. Akademinin içinde. Yani mantıken ev değil, oda falan da diyebiliriz de. Ama ne yükledin be? Gerçekten içeride ne olabilir? Burası akademik kütüphanesi mi? Daima ayıvı olarak da bilinir. En kapsamlı özel eserlere sahip kütüphane. Yani evet. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir yermiş işte. Yani bu yüklemesi de o kadar mantıksız olmayabilir elbette. Doğal mı davranmamızı istemişti? Neyse. Siz random öğrenci misiniz böyle? Ben buradan kitap da çalamıyorum. Kitapların yani genel olarak çoğunluğu birbirinin aynısı.
Bunlar birazcık uzatılmış sadece. Ama olsun, olsun. Her kitabı ayrı modellemelerine de gerek yok sonuçta. Evet. Yüklenen şey böyle bir şeymiş işte. Gördüğünüz gibi. Yine çipimizle gelmişiz buraya. Büyük bilgi hazırım burada işi mi? Bu uzun süreli yokluğumu akademinin şüphe etmeyeceğini mi düşünmüştün katip? Bir tanık nerede olduğunu bana söylemişti. Ben de gelip seni yüz yüze karşılamak istedim. Büyük bilgi beni bu kadar çok umursadığını bilmiyordum. Gerçekten göğsüm kabardı. Eminim ama aslında senden ziyade şu iki beklenmedik misafirle daha çok ilgiliyim. Siz, Gezgin ve Paimon olması değil mi? Ne kadar da üzücü. Sumeru'nun en saygın iki ziyaretçisiyle ilk defa karşılaşıyorum. Bu görgüsüzlükten ötürü sizden özür dilerim. De konuşalım. Harika. Geçici bir bahane bulmak yerine doğrudan konuşmaya geçtiniz. Durumu oldukça iyi anlamış ve ihtiyatsız bir girişimde bulunmayacak gibisiniz. Buradaki kalabalık konuşmayı çok güç bir hale getiriyor. Lütfen ofisime gelin. Hadi bakayım. Burası muhafızlarla dolu. Buradan imkanı yok, kaçamayız. Gerçekten mi? Bu muhabbeti bu bölüme kadar belki 100 kere yaptı, belki 200 kere yaptım. Ya biz sabahtan beri tanrılarla dövüşüyoruz, ejderhalarla dövüşüyoruz. Altı üstü 10 tane asker mi bizi tutamayacak ya? Gerçekten. Fadui senden ne istiyor? Gnosis var. Değersiz. Bunların hepsi değersiz. Faydalar ilahi güç. Bu nesnesel kelimelerin büyük işimizle hiçbir alakası yok. Bir tanrı yaratmak. İnsanlık sınırsız bilgi ve sınırsız güce erişemiyorsa biz de bir tanrı yaratıp bunları bize göstermesini sağlarız. Bu insanlık bilgeliğinin zirvesidir. İrim'in sonu bile kurtulacak. Ulusumuzun alimlerinin nihai hedefi hiçbir bedel bunun için çok değil. Bir tanrının insanın ellerinde doğmasının ne büyük bir sevinç olduğunu asla anlayamazsın. Senin bilgi birikiminin böyle bir duyguyu idrak etmeye yetmez. Tanrılar insanlığın ötesinde bir boyutta var olur. Devi Kusan Ali ne yapabilir ki sanki? İnsanlarla mı ilgilenir? Kum fırtınalarını mı savuşturur? Saçma peri masalları mı uydurur? Bunlar akademi için çocuk oyuncağı. Bu bizi tanrılarla eşit mi kılıyor? Biz Mahadeva, Ruhadeva'nın gözdeleriyiz. Ben bizzat görmemiş olsam bile atalarımız hakiki bilgeliğe şahit oldu. Devi Kusan Ali'nin yükselişi alimlerin şaşkınlığa uğrattı. Hakiki bilgelik böyle bir şey mi diye soruyorlar. Bu yüzden onu Surasana mabedinde tecrit altında tutalım ki akademi dünyasında kargaşa çıkmasın. Sizin de anlayabileceğiniz gibi bunlar tehlikeli kişiler büyük bilge. Akademiye karşı çıktıkları yetmiyormuş gibi fikirleriyle diğer alimleri de yoldan çıkaracaklar. Görevimin bir faydası dokunacak belli ki. Neyse, buyurulduğu gibi onları akademiye getirdim ama biraz vakit aldı ve zahmetli oldu. Aklıma gelmişken istediğiniz şu araştırma raporunu vereyim. Gezgin'le geçirdiğimiz zamanın bir özeti. Onun hakkında bir bilgi dizesi. İncelemeniz için hazır durumda. Tam da sana güvenmiştik. Yani ne fark eder? Gerçekten karakterimiz birazcık dandik birisi ya. Neyse. Harika. Hatasız detaylı içerikler. Katipten de önce böyle kusursuz bir rapor beklenirdi. Bugün olduğu gibi için sendeki bilgileri Akışa'ya ben gireceğim. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Seno gibi takip edileceğiz. Akışa'nın hesaplama önerileri sayesinde tüm eylemleriniz en az %98 doğruluk payıyla öngörülecek. Bazı verilerin yeni bir bilgi her ortaya çıktığında gerçek zamanlı olarak güncellenecek. Anlayacağın dilden anlatayım. Nereye gidersen git, görünmez bir tasma ile gezeceksin.
bu Sumerino'nun sahtekarlara verdiği en büyük cezadır. Yani çip takmadan bahsediyorsun sen. Bunu en başından beri yaptık ama neyse. Ne olursa olsun siz Sumerino'nun en endişe verici dış değişkenisiniz. Sizi içeri tıkmak gelecekte olabilecek kötü olayları büyük ölçüde önüne geçecek. İğrençsin. İğrenç mi? Size göre öyle olabilir ama sanırım kendinizi buna hazırlamışsınız, öyle değil mi? Gezgini burada feda etmeyi planlıyordunuz değil mi? Lord Azar, ne demeye çalıştığınızı biliyorum ama bunca zamandır size göre hareket ettim. Şimdi neden benden şüphe ediyorsunuz? İlla planını ifşa mı edeyim yani? Pekala, anlatayım o halde. Öncelikle bir görgü tanığı seni gezginle birlikte Ribat kervanını gördüğünü rapor etti. Ama hemen çöle gidip gözetleme mezininden çıkmışsın. Zamanlaman doğruysa çölde kaçak yeniren Mahamatra ile karşılaşmış olmalısınız, haklı mıyım? Akademi uzun süre katibinden haber alamadı. Bu sırada sen de Devi Kusanari ve akademi kaçağı General Mahamatra Zeno ile yakın ilişkileri olan gezgin ile birlikteydin. Onların dolduruşuyla akademiye ihanet etme olasılığı neydi? Mantık çerçevesinde konuşacaksak %50 mi yoksa %70 mi, ne dersin? Neyse, bu sadece bir tahmin. Gezgini sana getirip raporumu verdim. Yine de cesaretin takdire şayan. Gezginin yabancı olmasına rağmen planın için hala kendini feda etmek istemesine bakılınca, yanılmıyorsam Devukusanari'yi kurtarmak ve büyük emeklerimizi boşa çıkarmak için bir B planın var. Alaytam'ın katip statüsünü kullanarak Jinagarma gününde akademiye sızacaksınız. Böylece Devukusanari'yi kurtarma şansınız olacak. Niyetiniz açığa çıkarsa Alaytam hain ilan edilecek, gezgini feda edecek. Böylece masum olduğunu kanıtlayacak. Sonra da akademide kalarak ana planınıza ilerleyebilmeniz için bir yol aramaya devam edebilecek. Zeno'ya gelince akşamın hesaplamalarına göre yakında akademiye dönüp bizzat benimle yüzleşecek. Bu da planınızın bir parçası sanırım, değil mi? Ne söylersem söyleyeyim hainim demek. Beni yalancı çıkarsam bile bu durum sizi etkilemez. Anlamıyorsun. Katibimizi kaybetmek, akademinin günlük operasyonlarını ve Sumerun'un gelecekteki akademik sistemlerinin geri dönülemez biçimde zedeler. Yine de bu şartlar altında bu bile büyük emeklerimize elde edeceğimiz şeyin yanında önemsiz kalır. Pek akademiye ihanet ettim Azar ama sen tüm Sumeria ve hükümdarına ihanet ettin. Sonunda iş ölüm kalım meselesine geldi. Muhafızlar. Muhafızlarla yine dövüşüyoruz. Dövüşmüyormuşuz hadi. Neyse. Hayda. Onun da çipi bozuldu. Bakalım elinizde neler varmış. Demek o kutsal bilgi kapsülünü çaldın. Hain. Seni hain. En akılcı bir bilgin bile çaresizlik anında bir tanrının gücüne sığınır. Sen de benimle aynı şeyi yapmıyor musun? Allah heytam. Yazık ki senin gibi birine hiçbir tanrı gücüyle yardım etmez. Kardeşim, çipini çıkar. Artık yeter ya. Çiplerinizi çıkarın ya. En azından çıkarabilir bir türdesiniz. Hala o kadar kötü durumda değilsiniz yani. Onu Matra'ya götür. Vahoro köyüne sürgün et. Sonra da bu ikisini. Hapishaneye koyacak birini bul. Onların icabına daha sonra bakacağım. Büyük bilge, bugünün için gereken tüm hazırlıklar yapıldı. Artık kapsüllere girmeye başlayabiliriz. Harika, başlayabilirsin. Hım hım hım. Planına planınla karşılık verdi. Wow. Hadi bakayım. Çeşit çeşit planlar yapıldı yine. Bizi burada tutmayın, bırakın da gidelim. Yani yeter. Gerçekten. Biraz kendini kaptırdım. Oyunculuğum nasıldı? Harika değil mi?
Her şey plana uyguna gitti. Hapishaneye gelmeyi başardık ve Alhaitham da muhtemelen üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi biraz rahatlayalım. Büyük bilgi azarı bile kandırdık. Alhaitham nasıl plan yapacağını cidden biliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Neler oldu? Öyle oldu, böyle oldu. Bunun dışında operasyonumuzun ilk aşamasında ulaşmamız gereken bir hedef daha var. Ve o da Gezgin'in hapse girmesi. Neden göz göre göre hapse girsin ki? Her zaman bilgelerin en çok korktuğu kişi ve planların başarıyla uygulamasına en büyük engel olmuştur. Onlar için oluşturduğu risklerin gayet farkında. Hapsedildiğinde bilgiler her şeyin yoluna girdiğini düşün. Bilgiler her şeyin yoluna girdiğini düşünecekler. Dikkatleri dağılacak ve sıradaki operasyonumuzun başarılı olma şansı artacak. Şimdiden yüzlerindeki o gururlu ifadeyi görebiliyorum. Bu çok zekice bir plan ama Paimon hala buna değmeyeceğini düşünüyor. Tabii bu tek neden de değil. Musa'yı hapsedildiğinde daha önemli bir görevi daha olacak. Rahman'ın gözetimindeki akademi alimlerine göre Dottore onu yakaladığından beri Devikusanari akışındaki bilincini mühürlemiş. Bu şekilde ondan daha fazla bilgi alamazlar. Suratana labirine gizlice girsek bile Devikusanari'nin bilincini uyandırmak biraz zaman alacak. O yüzden bunu önceden yapmalıyız. O zaman işlemimiz Nahida'yı uyandırmak. Tamamen hapse girmeye değer. Hapishane akademinin iç kısımlarında ve Suratana mabedinden çok uzakta değil. Kapalı bir alan olduğu için içeride kimse olmayacak. Rahman'ın alimleriyle birlikte akışa terminallerinde biraz değişiklik yapacağım. İçeri girdikten sonra mümkün olduğunca Devikusanari'ye yaklaşıp bilinciyle bağlantı kurmaya çalışmalısın. Ancak onu uyandırıp uyandıramayacağın tamamen belirsiz mi dedi acaba? Ben öyle bir şey dedi bilmiyorum. Demek bugün bu yüzden akışa terminallerini takmıştın. Bu Alhaitham'ın sana yaptığı terminal olmalı. Paimon bizi yakaladıklarında akışa terminalini alacaklarını düşünmüştü. Dikkatsiz mi davrandılar acaba? Yani niye dikkatsizlik olsun ki? Bizi onunla kontrol ediyorlar. Herkes onunla kontrol ediyorlar. Yani... Peki, peki. Hayda. Ne oldu be? Bunlar bayağı bir şey ama. Böyle kenarlara, köşelere gidelim de vardır bir yer elbet. Aynen de anında buraymış. Sinyal yazandı ama. Dışarıdan müdahale mi edildi? Tamam, devam galiba. Buralarda bir yerde yok mu ya? Vardır be. Buralarda bir şeyler parlıyor gibiydi de. Değilmiş. Gerçekten parlama sıklığını hiç kontrol edemiyorum ya. Kusura bakmayın da. Yok mu buralarda bir yer? Varmış. Burası doğru yer mi? Bir gelişme var mı? Görmüyor musun ya? Şimdi hazırlanıyorum. Ne olur işe yarasın. Şu anda animasyonlanıyoruz hadi. Bu bir bilinç alanı mı? Bu kadar da animasyonlanmamışız gibi. Orada bir NPC var sanki. Aynen, NPC'ymiş. Bu da ne? Bir tür bariyere benziyor. NPC ile dışarıya iletişimi engellemek için bu bariyeri mi kullanıyor? NPC! Hey NPC! Bu arada bizim karakter yine konuşuyor. Wow! Ha
İlk ne zaman başladı? Bu sefer animasyonlandık ya. Ha, doğru, doğduğum anda başladı. Be, hadi. Tıklıyorum ya. Öyle mi, bir de tıklayacağım. Ah doğru, doğduğum anda başladı. İyi bir hükümdar olmak istiyorum. Bu yüzden çok çalıştım. Halkımı ve onların kalplerinden geçenleri dinledim. İlmin sözü kurtarmanın bir yolunu aradım. Yetişirim sandım. Mahadeva, Ruhadeva'ya yetişirim sandım. O zaman sen değil miydin ya? Ama Suratana mabedinde hapsoldum. Bilgeler benim yerime bir tanrı yaratıyorlar. Bilincimi sonsuz karanlığa hapsetmek zorunda kaldım. NPC. Hem NPC demem öyle. Tuttura ile ilk karşılaştığımızda onu zaten bırakıp gittim. Bir daha gidemem. NPC. Oo, Anemo'nun element etkisini kullanıyorum. Koko wa doko kabetsu no sekai. Ya üf, senin gerçekten neye basıyorum işte. Hükümdarların hiç sesi var mıdır? Hükümdarların hiç sesi olmalı mı? Ben doğru olanı mı yapıyorum? Bana gerçekten de ihtiyaç yok mu? Bunlar hakkında gerçekten ne hissediyorum? Burası çok sessiz. Koko wa doko kabetsu no sekai. Bilgelik tanrısı olduğun için tüm bu soruların cevaplarını en başından beri biliyorsun değil mi? Sen de kimsin? Kimin sesi bu? Çok tanıdık geliyor. Haklısın. Artık kendi sesimi duymazlıktan gelmeyeceğim. NPC. NPC. Beni sen mi uyandırdın? Teşekkürler. Ne işin var burada? Seni kurtarmaya geldik. İyi misin? İyiyim. Sadece başıma gelenleri düşündükçe çok öfkeleniyorum. Yıllar önce öfkelenmeliydin. İyi. Uyandırdık. Tipe bak ya. Durum ne? Nahide uyandı. Bu harika. Buraya başı boşuna hapsolmadık. Nahide'yi uyandırmaya gittiğinde paymon bir ses gelir mi diye dışarıdan dinledi. Çok uzun bir süredir dışarıdaydım. Gezinip duran alimlerin ayak sesleri giderek azaldı. Bilgeler bugün için işlerini bitirmişler herhalde değil mi? Evet, yani bu da demek oluyor ki sıradaki adım Nido'nun performansı. Hadi bakayım. Yani arada mola verdim ve hala bu kadar uzun sürdü yüklemesi. Wow, hadi bakayım. Herhalde full animasyonla hapishaneden çıkıyoruz şu anda. Değil mi? Nido, bunu cidden yapacak mısın? Onlar için böyle büyük bir risk alacak mısın? Evet, gideceğim. Dans etme fırsatını kaçırmayı hiç sevmem biliyorsun. Ayrıca malum, gösteri son derece önemli. Tamam, onlara çok güveniyor gibisin. Sana engel olmayayım en iyisi. Ama bir şey olursa bu kadar az kişi seni kurtaramayabiliriz. Merak etme, daha kötülerini de yaşadılar, sorun olmayacak. Yani biliyorsun, yakalanırsan elimizden gelen her şeyi yapıp seni kurtarmaya çalışırız. Ama lütfen hatırımız için dikkatli ol. Teşekkür ederim Bay Zubair. Çok kibarsınız. Hayda. O zaman dans. O zaman dans. O zaman dans. Nereden? Oradan. Yay.
Bu arada bir kere daha atmak istiyorum. Bu basılı tutunca olmuyor muydu be? Nasıl gidiyor, gergin misin? Etrafımda dolanan suyu görmüyor musunuz ya? Hadi de, hadi gidelim de. Him 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 him. Hayda. Su dalgam ileride kaldı. Şurada. よか。本当にお疲れ様。キャンディーなら大丈夫。上演ま。本当にありがとう。どういたしまして。こんなに近くであなたのステージを見られるんですから、得したのは私の方です。 Anda animasyonlandık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yine Nilo onun dansıyla bir şeyler oluyor. İnsanların beynine mi giriyor acaba? Daha önce böyle bir gösteri görmedim. Bu tek kelimeyle inanılmaz. Evet, ama bunun gibi halka açık gösterilerin yasaklandığını duydum. Onun burada bunu yaptığına inanamıyorum. Büyük bilge, dışarıda bir kargaşa var. Ne kadar da sıkıcı. Akaşa aracılığıyla muhafızlara yeni bir sanat yasağı bildirisi gönderin. Bunlar ne yapacaklarını bilir. Sence onları durdurmalı mıyız? Bir süre daha izleyelim. Sanat yasağı bildirisi. Sumeri şehrinde tüm halka açık yönelik sanat değil falan filan mabedinden kaçtı, şehre gidin. Derhal yakalayın. Aa, durduk. Aha. Hayda. Cümlenin yarısında kesilip değiştirildi. Ya da öyle bir şey oldu. Ama önemli bir şeyler oldu. Duydun mu? Bir sürü muhafız kaçıyor gibi. Planın bir sonraki aşamasına mı geçtik? Öyle. Bir dakika, bir şeye bakacaktım. İyi. Aa, demek o zaman yaptı. Paimon o kadar gergin ki fark etmedi. Konusu açılmışken Alaita merkez başka bir şeyle meşgulken Ormos limanında operada askerden kutsal bilgi kapsülünü de anlamış mıydı? Bunu zamanla test etmiş olduğu bir numara. Buna neden itifat ediyoruz ki? Evet, akıllı falan ama Paimon'u çok sinirlendiriyor. Hadi planın bir bu aşamasını tekrar gözden geçirelim. Zaten yapacak başka bir şey yok. En azından kendimize olan güvenimiz artar. Paimon Nero'nun görevi böyle ilerleyecek gibi hatırlıyor. İba,
Divi Kusaneli'nin bilinci zorla mühürlendiği için akademinin önemli isimleri ve onların muhafızları akademik terminallerini tekrar takmaya başladı. Doktorun teknolojik desteği varken korkacak bir şey olmadığını sanıyorlar. Bile birine güvenmeli, ne kadar da kötü. Bu bizim için bir fırsat aynı zamanda. Ben hala akademisyen, sanatsal performans yasakları bildirisi için bilgi kapsülü tasarlamayı ilk bana teklif etmişlerdi. Şimdi büyük bilgenin masasında olmalı. Bir sonraki bilmem ne gününde akışaya girilecek. Tüm sanatsal performansları durduracaklar mı gerçekten, bu korkunç. Bilgi kapsülünün birebir aynısından yapacağım. Ama bu sefer içine biraz yanlış bilgi sızdıracağım. Sadece kapsülleri değiştirme fırsatı yakalamamız gerek. Bilmem ne gününde akışaya kaydedildiğinden beri biri halka açık gösteri yaparken görülürse bilgiler kesinlikle fırsattan istifade edip yasağı duyuracaklar. Böylece yanlış bilgi de muhafızlar arasında yayılacak. Karmaşık geliyor olabilir ama her şey yolunda giderse hiç çaba sarf etmeden akademik iki tüm muhafızlardan kurtulabiliriz. Çok zekice, hemen kafalarına girmek. Tek bir sorun var, yanlış bilgiyi muhafızların aklına soksak bile ona inanacaklar ne malum. Akışa'ya bel bağlamaya alışanlar daha az sorgulamaya başlar ve doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etme yetenekleri zayıflar. Akışa'nın onlara verdiği her bilgiyi mutlak doğru olarak kabul ederler. Akışa insanları makinelere dönüştürecek. Buna daha önce birçok kez şahit oldum. İyi ki Sümeri şehrinde çalışırken onu uzun süre takmamışım. Başlarda ben de iyi bir şey olduğunu düşünmüştüm. Bu arada bu plan için gösteri yapacak biri lazım, öyle değil mi? Bunda biri mi var? Uzbay tiyatrosundan Nilo. Onu iyi tanırım, ona güvenebiliriz. Böyle tehlikeli bir plana dahil olmasını istemekten çekiniyorum ama gidip ona sorabiliriz. Pekala, akademideki muhafızlar gittikten sonra. Sonra benim ve kaçak kardeşlerimin zamanı gelecek. Hadi bakayım. Kaçıyoruz ya o zaman. İşte geliyorlar. Gördün mü Rahman? Akademiden akın akın çıkıyorlar. Şehirde bunca süre saklandıktan sonra beklediğimiz an geldi. Kardeşlerim harekete geçti bile. Kendi çöplüklerinde onlara dokunamıyorduk ama akademi dışında olunca burası bizim avlanma sahamız. Senin gibi bir dişi aslanımız varken falan filan yine de en kısa zamanda muhafızların icabına bakmadıyız. Tek bildikleri dolgun maaşlarını alıp boş boş oturmak. Biz her gün çölde ölüm kalım savaşı veriyoruz, sadece sayı olarak bizden üstünler. Ayrıca altı bilgiye doğrudan rapor veren muhafızların çoğu 30'lu teşkilattan. Fakat gördükleri itibarlar birbirlerinden tamamen farklı. Olağanet bilgeler ne derse onu yapıp paralı askerliğin prensiplerini yok sayıyorlar. Meslektaşları olarak bugün onlara iyi de ders vermem gerekiyor. Aynen öyle, tuzak kuruldu. Onlara tuzağa çekmemiz gerekiyor sadece. Bu çocuğa çok önemli bir görev verdin. Salim dönecek mi? Sorun olmaz. İshak yardım etmeye çok hevesliydi. Ona olan inancımızı kaybetmeyelim. Ayrıca yakalansa bile muhafızlar ona bir şey yapmaktan korkacaktır. Şu anda çok tuhaf bir şey olacak bu arada. Bence izleyin burayı şimdi. Neyse, sanırım geliyorlar. İyi şanslar. Bunun spoilerını yediğim için size de bir göstereyim dedim. Önemli. Ve dan. Asıl önemli olan bu değil. Bekleyin. Birazdan daha değil. Tamam, bu da ilginç bir şeymiş ama. Yani gerçekten işte bu. Yay. İlk defa böyle bir karakteri oynuyoruz. Ne oluyor be? Bu karakter kendisi gidiyor ki yani. İlk defa böyle bir karakter. Bilmiyorum, evin arkasına mı gidelim? Gidelim. Gittik. Hatta sonrasında da tamam. Tamam. Evin arkasına bir bakalım. Şimdi ne yapalım? Sol tarafa saklanalım. O zaman geri dönelim. Bekleyelim. Gitsinler. Ondan sonra ulan dış bir şey yok gibi.
Neyi kontrol etmiyorum hiç. Ha, kontrol ediyor gibiydim şimdi. Hayda. Yani. Wow. Kapalı çarşıya gidelim. Yani evet, böyle gördüğünüz gibi tuhaf bir şey vardı. Galiba kısa sürecek. Tamam. Devam ettik direkt. Bize mi geri döndük acaba? Yok. Hikaye devam ediyormuş. Nereye gitti? Nasıl yok oldu? Onu kayıp mı ettik? Hadi onu hemen bulalım. Takımın niye burada? Ayrılıp arayalım dememiş miydik? Hadi çabuk. Nasıl burası? Neden hepimiz buradasınız? Ne büyük tesadüf değil mi? Herkes burada. Ne oluyor? Bu kadar kişisiniz herhalde. Bize tuzak mı kurdunuz? Ne planlıyorsunuz? Neredeyse yakalanıyordum. Yani sen Demi Kusanari değil misin? Siz kimseniz? Çölden gelen müzeviler mi? Sadece iş arkadaşlarıyız. Bunu iş rekabeti gibi düşün. Ya da kişisel bir kin. Tuzağımıza düştüğünüze göre falan filan ıslık. Islıkmış. Ya bu arada bize tek de öldürecekler ama neyse hadi. Dehya'yla da oynayacağız. Bakalım. Yine ışınlanıyoruz. Devam. Bu sefer biraz daha uzun yükledi. Yine çok uzun değildi ama. Garip. Bilmem ne günü törenleri sona erince akademi sakinleşti ama normalden de daha sessiz. Muhafızlar nerede? Neden bir tane bile göremiyorum? Muhafızlar, muhafızlar. Size yardımcı olabilirim ha? Muhafızları çağırdım. Neden geldin? Ah, kusura bakmayın büyük bilge. Şu anda tüm akademi muhafızları emredilen tutuklamayı yapmak üzere şehre girdi bildiğinizi sanıyordum. Tutuklama mı? Tutuklanacak kim ki? Devi Kusanari tutuklanacaktı değil mi? Emir bu değil miydi? Devi Kusanari mi? Yani kayıp mı oldu? Ah evet. Böyle bir şey uydurmaya cüret edemem. Şu an herkes paniklemiş durumda ve Devi Kusanari'nin bizden intikam alacağını söylüyorlar. Ne oldu? Neler oluyor? Devi Kusanari bir şekilde kaçtı mı? Onu Alhayitan ve ekibi mi serbest bıraktı? Bu imkansız. Akademide bugün daha fazla muhafız görevliydi. Devi Kusanari'yi salma emri de kesinlikle gizli tutulurdu. Alhayitan ve gezgin de elimizde. Nasıl bir dümen bu? Devi Kusanari nasıl ortadan kaybolabilir? Kaybolmak. Dur biraz. Tutuklama emri muhafızlara nasıl iletildi? Dinlerken saatlerinde Akışa tarafından iletildi. Böyle bir mesaj gönderme yetkisi de sadece sizde var. Bu yüzden size emrettiniz sandım. Kontrol edeyim. İşte burada. Devi Kusanari, Zuratama mabedinden kaçtı. Şehri gidin derhal onu tutuklayın. Benim izinlerini atlatıp nasıl böyle bir mesaj göndermişler olabilirler? O raporla mı acaba? Hayır, o bilgi kapsülünü akışaya girmeden bizzat kontrol ettim. Acaba hile yapılmış olabilir mi? Şimdi nasıl olduğunu bulsam da fark etmez. Önemli olan Devi Kusanari'nin durumunu doğrulamak. Devi Kusanari'nin gerçekten kaçtığını doğrulamak için Suratana mabedine gittin mi? Doğrulamak mı? Hayır ben nüfumu mazur görün büyük bilgi ama söyledikleriniz mantıklı gelmiyor. Akasha'daki bilgi niye? Nasıl yanlış olabilir? Akasha'nın hükmü mutlaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer Akasha'dan gelen bilgileri doğrulamamız gerekiyorsa o zaman bilgileri kendi kendimize öğrenmekten ne farkı kalır? Madem Aruhay Devata'nın mirası anlamını yitirmiş olmaz mı? Başlarda Akasha'ya Mahadevi Ruha Devata'nın geride bıraktığı mirasa inanmanızı ben istemiştim. Benim lafımı bana mı satmaya çalışıyorsun? Hayır, büyük bilge. Size inandığım için kafam karıştı zaten. Niyetim asla sizi yalancı çıkarmak değil. Burada kal. Çevrede şüpheli tipler olup olmadığına bak. Zuratana mabedine ve kendim gideceğim. Evet, büyük bilge. Yine something something oluyor. Bakalım hadi. Bölümün süresi uzadı zaten. Gidiyoruz daha da. Biz burada birilerini dövecektik. Daha o da var.
Hikaye sürekli akmaya devam ediyor. Bir yerde durmamız lazım. Devi Kusanali mabedinden kaçtı. Şehre gidin, derhal onu tutuklayın. Bu nasıl olabilir? Düşün, bırak düşünme. Bir oyun oynuyor olmalılar. Bizzat doğrulayabilirsem. İmkansız, bu imkansız. Yanlış görüyor olmalıyım. Ne göründü? Bu ne demek oluyor? Komik bir manzara bu azar. Akasha kafana belirli düşünceleri sokunca büyük bilge bile doğruyu yanlış ayırt edemiyor. Sadece zihnindeki bildiğini sandığın dünyayı görebiliyorsun. Bu yüzden de Kusanali'nin varlığını içe saydın. Bilgeye ve değerli bir hükümdardı. Seno, böyle bir fırsat mı kolluyordun? Akış Akademi'ye dönüp benimle yüzleşeceğini öngörmüştü ama böyle olacağını düşünmemiştim. Pervasız davranmışım. Hayır, gerçeği karşı körsün. Hataların Akasha'ya olan bağlılığından kaynaklı. Hiç değişmemişsin. Senin gibi onur birinin Alay Tan ve gezginle işbirliği yapmasını beklemiyordum. İnsanlar değişir azar. İtiraf et. Akasha artık eylemlerini tahmin edemiyor. O halde soruşturman sırasında neler bulduğunu anlatsana. Zamanı satın almak mı istiyorsun? Burası Suratana Mabedi. Koyduğun kurallar gereği akademi personelinin bile buraya girmesi yasak. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Soruşturmaya gelince en azından büyük bir suç işleyerek kendi hükümdarına karşı çıktığını doğrulamış oldun. Yani tüm bunları gözünün önünde suçlu olduğumu itiraf edeyim diye mi yaptın General Mahamatra? Hayır. Ben bizzat hükümdarın huzurunda suçunu itiraf etmeni istiyorum. Bir zamanlar beni yargılayacak konumda değilsin demiştin. Şimdi Tanrı'nın adına seni yargılamama ne dersin? Hayda. Adamı dövmeseydin ya. İyi güzel de yani. Bilemedim. Hala devam ediyoruz. Bakalım. Galiba animasyon mu geliyor? Yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Paimon orada neler olduğunu merak ediyor. Paimon bir süredir hiç ses duymadı. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Arkadaşlarımıza güvenelim. Evet ama sonsuza kadar burada tıkılı kalmaktan korkmuyor musun hiç? Şimdi böyle düşününce en azından Paimon'un yanında sen olacaksın. Hala böyle sohbet edebiliriz. Paimon Nahida'nın tek başına Suratana Mabedi'nde hapsolduğunu düşündükçe onun için üzülüyor. Hadi salın da gidelim hadi. İşte kurtarıcınız geldi. Deh ya. Sizi kurtarmaya geleceğinizi biliyorduk. Anahtar bulmak için bir sürü muhafızın üstünü aramam gerekti. Onları yenmekten bile daha yorucuydu. Hayda. Neden korkuyorsun? Gıdıklanıyor musun ha? Masaj yapayım mı dedi de. Dışarıda ne oluyor? Sen o işleri ve şehirdeki işler yolunda gitti. Akademiden çıkan muhafızların hepsinin icabına bakıldı. Şehir savunmasından sorumlu olan tuzlu teşkilat için de Bayas Mantı ile iletişime geçtik. Onlar da çoktandır bilgelerin onları patronluk taslamasından sıkılmış. İş sözleşmelerini doğrudan ihlal etmediği müddetçe bir şey görmemiş gibi yapacaklar. Muhtemelen onlarla uzun süredir yakın arkadaş olduğun içindir. Neyse, Senon ne yapıyor? Seno büyük bilgiyi kapana kıstırdı. Ben bile Senon'un eline düşmenin ne kadar berbat bir şey olduğunu biliyorum. Bence büyük bilge de biliyor. Seno onu Devi Kusanali'yi serbest bırakması için zorluyor. İtaat etmekten başka çaresi yok. Hadi o zaman, hemen Suratana Mabedi'ne gidelim. Eğer garip bir şeyler olmadıysa hükümdarımızı çoktan kurtarmış olmalıyız. Yani... Daha bir şeyler var. Olacak şeyler var. Yani bunu tahmin edebiliyoruz. Hapishanenin içinde kitaplar var. Wow. Very interesting. Devam. Devam değilmiş. İyi bari. Neyse durabiliyoruz artık. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Zaten bir sonraki bölümü muhtemelen 2 saniye sonradan başlatacağım. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle.